Adalet ve Kalkınma Partisi bu noktada Gülen cemaati ve onun basını daha beceriklidir. Ondan öğrendiği pratiği Gezi Parkı günlerinde hayata geçirdi. Gezi Parkı günlerinde hepinizin malum olduğu üzere Türkiye'deki en güçlü medya patronu Recep Tayyip Erdoğan'dır. En güçlü medya patronu odur, kendisidir. Ve onu destekleyen medyada ve yol ayrımı gelinceye kadar Gülen cemaatine mensup medyada belki de 27 Mayıs dönemini aratmayacak Gezi Parkı haberleri yayınlanmaya başlamış. Onlardan biri Amerika'da Houston'da. Houston neresi bu arada? Houston nerede? Texas. Texas'ta mı? Houston'da toplanan bir grup, kesinlikle Yahudi, kesinlikle Mason, kesinlikle para babası. Yani bunların üçü bir araya gelince para babası oluyor herhalde. İnsanların Türkiye'yi kaosa sokmak, kaos sokacaklar, darbe iklimi yaratmak için kafa kafaya verdiklerini ve bir plan geliştirdiklerini iddia ederler. O plan nedir? Cep telefonunu Zello sistemi üzerinden Türkiye'deki 13 sol gruba direnin yoldaşlar mesajı yollamak. Bakın, bakın o kadar masonsunuz, bu kadar Yahudiniz var ve bu, Yahudisiniz ve bu kadar paranız var. Değil mi? Böyle büyük bir organizasyonun içindesiniz ve aklınıza sadece mesaj atmak geliyor. Utku, hoş geldin. Aklınıza sadece, Utku benim lise arkadaşım arkadaşlar. Rize'de değil miydin sen? Yeni geldim, hoş geldin. Aklınıza sadece mesaj atmak geliyor. Yani bu kadar Yahudilere rağmen, bu kadar masonluğa rağmen, bu kadar para sahibi olmanıza rağmen bunu yapıyorsunuz ve 13 tane sol gruba mesaj atıyorsunuz. Yetmiyor. Sırf bir grubu, sırf bir gençlik grubunun Otpor, adı Otpor'muş. Türkiye'de niyeyse isyan çıkarma arzusu taşıdığını ve bunu da en önemli, Türkiye'nin önemli dilimcisi olan Mehmet Ali Alabora üzerine yapmaya çalıştığını, Mehmet Ali Alabora ve karısıyla ve senaristiyle Mısır'da buluştuğunu, Mehmet Ali'cim, Mali, bu istikrara bir son verelim artık, yani Türkiye'ye bu huzurlu günleri bitsin artık falan diye anlaştıklarını ve daha sonra Gezi Parkı isyanı çıkarmak üzere bir oyun, Mi Minör adlı bir oyun tasarladıklarını, bunu sahneye koyduklarını, bunu izleyen Gezi Parkı taraflarında Gezi Parkı isyanı çıkarttıklarını iddia eden bir haberle karşılaştık. O günlerde bol bol ajan haberleri gördük biz. Mesela onlardan biri nedir? Takvim gazetesinde yayınlanmıştı. Güya Esad, Türkiye'de Gezi Parkı taraflarına destek vermek için 100 tane özel yetiştirilmiş askerini Türkiye'ye göndermiş. Ve Kahraman Türk Ordusu bunları sınırda fark etmiş ve hepsini öldürmüş. Ve bunu da sadece Takvim gazetesi duymuş. Böyle bir süreç geçirdi. Takvim gazetesi bildiğiniz üzere, malumunuz olduğu üzere bu tarz gazetecilik de maharetli bir gazetedir. Örneğin Gezi Parkı'ndaki ağaçla röportaj yapmak ya da Taksim Meydanı'ndaki Toma'yla röportaj yapmak gibi çarpıcı haberlere imza atmıştır. Hatta o günlerde, Hristiyan Amanpur, o günlerde ben Gezi Parkı olayları sırasında gözüme bir şey kaçtı. Yani gözüm kapalıydı, bandajla geziyordum. Bir akşamı evde izlemek zorunda kaldım. Tabii Gezi Parkı eylemlerini de biz, hani düşünün benim evim Kurtuluş, son durakta İstanbul'u bilenler için söylüyorum. Gezi Parkı bana yürüyerek 10 dakika mesafede ve ben Gezi Parkı'ndaki eylemi nereden izliyorum? CNN International'dan izliyorum. Şöyle biliyorum Türkiye'ye, CNN International'dan izliyorum. CNN International hem AKM'nin üzerine, hem Taksim Meydanı'nda, hem Gezi Parkı'nda 3 tane muhabir kurmuş. Can Ayen'de Hristiyan Amanpur var. Meydandaki muhabir olan biteni anlatıyor. Birden gaz bulutu geliyor, öksürmeye başlıyor falan. O an ekrana arkasında bir bidon, o zamanlar sütlü bir losyon çıkmıştı Gezi Park tarafları, kendi aralarında üretmişlerdi. Ekrana girdi, sıktı ve kaçtı. Hristiyan Amanpur dedi ki, ne oluyor orada? Ne oluyor orada? O dedi ki, ya bilmiyorum bir şey sıktılar ama çok rahatladım. Hakikaten de yani Gezi Parkı için o denebilir yani. Bir şey sıktılar ve çok rahatladık denebilir. Şimdi tabii Takvim Gazetesi böyle rahatlamadı. Hristiyan Amanpour'un bu yayıncılığından en çok kim bozuldu? Takvim Gazetesi ve Mevlüt Yüksel. Mevlüt Yüksel, Hristiyan Amanpour'la sahte röportaj yaptı. Yani ağacı anlıyorsunuz, Toma'yı anlıyorsunuz. Hristiyan Amanpour olmayan röportajı diyor ki ben Türkiye'yi yıkmak istedim. İşte huzursuzluğa boğmak istedim falan. Tabii Hristiyan Amanpour da Twitter'dan cevap verdi yani. Bu saçma doğru mu? Ben kimse röportaj yapmadım falan. Mevlüt Yüksel yarım yamalak İngilizcesiyle cevap verdi. Hristiyan karşıma çık. Bana konuş. Ama tabii takvimle beraber başka örnekler de vardır bu dönemde. Bu ilk değildi. Mesela Türkiye'de İranlı sığınmacılar çoktur. Onlardan biri de yani Çorum'a sığınmış bir çocuk, kaçmış Çorum'a, rakçı. Ankara'ya yerleşmiş.
Yani yurt dışına gitmek istiyordu. İstiyordu bu çocuk. Yani bu çocuk. Ve Ankara'da Gezi Parkları'nın başladığı gün Kızılay'da kulaklık almaya gittiği sırada gaz bulutunun içinde kalıyor, bunu götürüyor. İranlı olduğu anlaşılınca, tabii Türkiye'de siyasal İslam'ın ve cemaatin İranlı şeyi var, nefreti var. Aha bulduk ajanı diye. İranlı ajanı Terörle Mücadele Şubesi götürdü İranlı çocuğu. Hangi ajan, nereye hizmet ediyorsun falan, çocuk rakçı yani. Ve bu çocuk İstanbul'a yabancılar şube müdürlüğüne getirildi, günlerce tutuldu, ülkesine iade edilecekti ve ağır ceza alacaktı. Son anda dikkat edin, Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle kurtulabildi çocuk. Birleşmiş Milletler çocuğu Türkiye'nin elinden zor aldı. O günlerde de, şimdi Gezi Parkı eylemleri bildiğiniz üzere tünel, Cihangir ve hattında oluyor ve orası Türkiye'de yabancıların en çok işlediği yer. Yani üç kişiden birini çevirseniz yabancı çıkıyor. Ve dolayısıyla polis kim aldıysa ajan diye geçiyor. Fransızlar, İtalyan, Koreli ajanlar, yani Gezi Parkı ile ilgisi olmayacak ajanlarla karşılaşıldı ve bunlar haber yapıldı. O dönemlerde hepinizin bildiğiniz üzere faiz lobisi diye bir şey çıktı. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı ama kesinlikle arkasından Masonların ve Yahudilerin olduğu bir şey olduğu tahmin edilen bir vaka ortaya çıktı. Bugünlerde İstanbul'da Marmara'ya çıktı. Marmara'ya bu arada tavsiye ederim. Bilin, güzel bir hizmet yani. Marmara'ya açıldı ve Marmara'ya sık sık bozulmaktaydı. Türkiye gazetesi muhteşem habercini devreye koyarak Türkiye'yi kaosa sokmak isteyen Gezi Parkı taraftarlarının Marmara'ya binip iki de bir kolu çekerek vasıtada arıza çıkardı haberini yaptı. Bak çok ciddi bir şey. Aynı Türkiye gazetesinin Esat haberleri de harikuladedir. Güya Türkiye gazetesinin ulaştığı özel bilgide Esat'ın karısının adı Semra mıydı? Esma. Esad'ın kocası Beşar Esad'a artık dayanamıyorum Beşar. Gidelim, kazandığımız para bize yeter. Buralardan gidelim falan dedi. Beşar Esad'ın da sık biraz daha dişini, ben de artık dayanamıyorum dediği yönünde bir haber hazırlandı. Haberin sonu şöyle bitmekteydi. O sırada Erdoğan yurt dışındaydı. Beşar Esad'ın İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşüne kadar bir karar vermeye çalıştığı öğrenildi. Hani Erdoğan dönmeden Suriye'yi terk etmesi düşünülüyormuş falan. Türkiye gazetesi bu yönüyle ilginç bir gazetedir. Ama daha fenası, belki de en fenası 2013-2014 yasında İstanbul'da yoğun bir trafik vardı. Gerçekten harikulade bir trafik vardı. Kıpırdamıyordu trafik. O günlerde bir haber yapıldı. Keşke metnini bulup okumak isterdim ama böyle de keyifli oluyor. Haber şu, Gezi Parkı taraftarlarının trafiğe çıkıp öndeki araçların kendilerine çarpmasını sağlayarak, öndeki araçlara çarparak, frene basıp arkadaki araçların kendisine çarpmasını sağlayarak trafiği sıkıştırdıkları, böylece darbe etkimi yarattıkları. Öndeki haber bu yönüyle en harikulade örneklerden biridir. Belki de kağıt mendildeki Orak Çekiç kadar kıymetli bir haber olarak tarihe geçmiştir. Ama bu dönem sadece bu kadarla kalmadı. Belki de Türkiye halkını birbirine kırdıracak en vahşice örneklere 6-7 Eylül'deki İstanbul Ekspres gazetesinin gerçekleştiği örneğe denk düşen bir habercilik başarısı vardı. O da neydi? Kabataş'ta, İstanbul Kabataş'ta güya 70 ila 100 arasındaki belden yukarısı çıplak, kafalarında bandana bulunan, ellerinde bandajlar bulunan bir grubun başı örtülü ve yanında bebek bulunan bir kadına şiddet uyguladıkları, çok özür dilerim sonra işedikleri, çok ona yardıma gelen bir yaşlı amcayla bir torununu tartaklayıp kenara attıkları, çocuğun arabasını silkeledikleri yönündeki esasen provokasyona dönük yazılan haber de demek istemiyorum, metindir. Ki bu Türkiye'de ancak kardeş kavgası çıkarmak isteyenler tarafından yapılabilecek bir çabadır. Bundan başka bir amacı yoktur. Zira aynı günlerde İstanbul Dolmabahçe Camisi'ne sığınan gösterici gençlerin burada içki içtiği bilgisi de dolaşıma sokulmuştur. Halbuki ilk çekilen görüntülerde olmayan bira kutusu ikinci günkü görüntülerde vardır. Dahası bira kutusu ispatlanamayınca ardından Dolmabahçe Camisi'nde seviştiler bilgisi dolaşıma sokulmuştur. Sonra bunu ispatlamak için camide polis şiddetinden mağdur olmuş, ıslanmış kız arkadaşını sakinleştiren erkek görüntüsü ancak koyabilmişlerdir. Bundan başka görüntü bulamamışlardır ve bugünlerde Dolmabahçe Camisi'ne kimler olduğu anlaşılamayan, bilinemeyen
Bazı İslami gruplar tarafından Dolmabahçe Camisi'nde Gezi Parkı taraflarına karşı namaz kılma çağrıları yapılmıştır. Bunun bir örneği de 69 yılında Mehmet Şevket Eygin'in çağrıları üzerine 6-7 Eylül 6. filoyu protesto etmek üzere toplanmıştır ki İşçi Partisi taraftarı gençlere dönük eylemdir ki o namazın çıkışında, Dolmabahçe namazın çıkışında Taksim'de bıçaklarla Türkiye İşçi Partilerine saldırılmış iki işçi öldürülmüştür. Aynısı tekrarlanmak istenir. Aynısı Türkiye'de gerek Kabataş örneğiyle gerek Dolmabahçe örneğiyle Türkiye'de toplumu Sünniler, dindarlar, laikler ve Aleviler diye %70-%30 dengesi üzerinden kırarak toplumun dindar kesimlerini dinsiz diye iddia ettikleri kesimin üzerine yığarak bir tür provokasyonun önünü açtılar. Bu dönem neyse ki halkımızın, değişik inançtan halkımızın bu provokasyona inanmamasıyla, bu kadar abartılı bir provokasyona inanmamasıyla atlatılabilmiş oldu. Zira sonra ne kadar aslında büyük bir yalanın söylendiği doğası gereği açığa çıkmış oldu. Örneğin son alınan ifadede aynı kadının, Zehra adlı yalancı kadının bu kez ifadesinde üzerinde Ç tişörtü bulunan bir kadın tarafından ve arkadaşları tarafından dövüldüğü ve sonra kadını dövüp dövüp ellerindeki biraları birbirine vurarak aha diye kahkaha attıkları şeklinde başka bir yalan daha dolaşması buldu. Bu hani bu cidden Türkiye toplumunun kaderi açısından çok tehlikeli bir süreçti. Neyse ki bu tuzağa düşülmedi.